Manşete hoş geldiniz. 2024 iyi başlamadı gerçekten. Amerikan ve İngiliz jetleri Yemen'i e vurdular. Kızıl Deniz ticari geçiş yolunu engellediği veya gemilere saldırdığı Husiler, İran destekli Husiler Yemen üzerinden e, Kızıl Deniz'in girişinde ticari gemileri e, taciz ettiği, saldırdığı, ataklar düzenlediği ve ticareti engellediği gerekçesiyle e, gece yarısı e, bir e, füze saldırısı oldu. Belli hedefler vuruldu ölümler var buna birazdan bakacağız gerçekten iyi başlamadı düşük yoğunluklu bir bölgesel savaş yaşanıyor esasen hani herkesin dikkatini çektiği herkesin aman dediği bölgesel savaş çıkmasın falan dediği konuda şunu söyleyebiliriz düşük yoğunluklu bir bölgesel savaş var bölgede ve vekalet savaşları bunlar ne demek birazdan bakacağız ama gündem seçil erzan davası kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak bilinen Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan yargılanıyor onunla birlikte 6 şüpheli daha yargılanıyor Kerem Can, Ali Yörük, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük, Asiye Öztürk gibi isimlerde var davada Ama davanın bir numaralı sanı Seçil Erzan yüksek kar getirili fon vaadiyle ağırlıklı olarak ünlü futbolcuların veya futbol insanlarının onların yakınlarının bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiası Dolandırıcı olmayı seçseydim belimde silahım 10 korumam olurdu. Daha iyi yerlerde olurdum demiş seçiler Erzan. Esasen bu bir Türkiye fotoğrafı. Yani gerçekten dolandırsaydım insanları diyor. Belimde silahım 10 korumam daha iyi yerlerde olurdum. Bu bir yönüyle de belinde silahı olan korumalarla dolaşan daha iyi yerlerde pozisyonlanan insanların dolandırıcı olduğunun ima edilmesi. Esasen Seçil Erzan'ın bir dönem bir iş yürüttüğü ve ondan sonra da bunu batırdığı, toparlamak isterken de çabaladıkça daha da battığı ve artık konunun adliyeye veya yargıya intikal ettiği anlaşılıyor. Şimdi de zaten konunun tarafları aman bu iş, bu iş bize nasıl bulaşmaz, aman bu işten nasıl sıyrılırız diye çaba harcıyor, avukatlara para harcıyor falan Denizbank. Fatih Terim tarafı bu arada seçilmez zana da bir takım şeyler dik dikte ediliyor. Can ve mal güvenliği açısından veya yakınlarının güvenliği açısından falan bir takım ifadeler dikte ettiriliyor ve zaten mahkemedeki e, savunmasına baktığınızda e, bu şeyi de görüyorsunuz. Bu işaretleri de görüyorsunuz. Özellikle işte e, bankasına karşı bir öfkesinin olduğu anlaşılıyor ama Fatih Terim'i falan böyle bir ayırma çabası var. Yani mesela şey de var gelmiş Fatih Terim'in kızı ve damadı da gelmiş ama Semih Kaya da duruşmaya gelmiş katılmış Semih Kaya'ya ne kadar verdiniz diye sormuş hakim en son ona 3.2 milyonunu aldın üstüne fazladan 1.5 milyon daha aldın ne istiyorsun dediğimi hatırlıyorum hatta son olarak Emre Belezoğlu'ndan alınan paranın 800 bin dolarını da Semih Kaya'ya verdim diyor yani neticede Seçilerzan Semih Kaya'yı zengin etmiş. Başka zengin olan var mı bilmiyoruz ama neticede birilerinden aldığı parayı diğerine vermiş. Fatih Terim Fonu soruluyor tabii doğal olarak. Ee, Fatih Terim Fonu veya Hakan Ateş. Hakan Ateş Denizbank'ın genel müdürü patron sayılır. patronu diyebiliriz. Daha evvelki yayınlarda detaylı olarak anlatmıştım. Evet. Seçiler Erzan, Volkan Bahçe Kapılı'ya söyledim. Volkan Volkan Bahçe Kapılı, Terim'in kocası, Fatih Terim'in damadı. Volkan Bahçe Kapılı'ya söyledim. Bülent Çevikere Genel Müdürlükte yapılıyor dedim. İbrahim Çağlar'a söyledim. Tam olarak kime ne söyledim hatırlamıyorum. Yani birilerine bunu söylemiş. Ee, çok yüksek rakamlar giriyor çıkıyordu bankaya. Şimdi sıra geldi Deniz Banka. Herkes benimle muhatap oluyordu. Özellikle gizlemedim. Banka tarafından bilinmeliydi. Banka bunu tespit edebilirdi. Bilmemelerine imkan yok. Yani biliyorlardı diyor. Ee, bir yönüyle hem bankayı hem de Fatih Terim'i bu ifadelerle e, tekrar e, ön tarafa koymuş konu. Zaten bilmemeleri, farkında olmamaları mümkün değil. Sonrasındaki kapatma çabalarından da bu anlaşılıyor ki Nisan'dan Kasım ayına e, 4. aydan 11. aya yani 6-7 ayda saklamayı başardılar. E, belli ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu konular yani doğrudan olmasa bile dolaylı olarak bu konulardan haberleri vardı demiş. Yani bir yönüyle Fatih Terim'i ve Denizbank'ı yakmış oldu. Bu iş daha çok su götürür ama tabii bu takip edilir mi? Yargıda örtbas edilir mi? Veya iş nereye gider? Bunu ancak zamanla göreceğiz. Günün ikinci gündemi gazete pencerenin manşeti esasen. Nuray Babacan bir Ankara kulisi paylaşmış. Krizi meclis mi çözecek diyor. Orada e, özellikle mecliste Can Atalay'ın özeti şu. Mecliste Can Atalay'ın milletvekilliği düşürürsün. Daha sonra da Can Atalay'ın avukatları veya partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürsün. Anayasa Mahkemesi de burada bir hak ihlali kararı versin. Bunu meclise yazsın ve tıpkı Ömer Faruk Gergerlioğlu olayında olduğu gibi Can Atalay tekrar milletvekilliği sıfatını kazansın ve cezaevinden tahliye olsun. Yani bu arada daha önceki dinlenmeyen kararlar, yerel mahkeme, yargıtay falan filan korunacak. O arada Anayasa Mahkemesi'nin daha iki ihlal kararı da yok sayılacak. Acayip akla zarar bir öneri. Ama Olur mu? Olur. Aynı şey Can Atalay'a meclis yolu böyle vekil olacak diye Türkiye gazetesinde de yayınlanmış Yücel Kayaoğlu imzasıyla. Yani Nuray Babacan bu kuliste yalnız değil belli ki bu konuş, konuşuluyor içeride. AKP kulislerinde veya meclis kulislerinde konuşuluyor. Özet'i bu. Fakat yani akla zarar bir formül. Yukarıda da yazdım ama yaparlar mı? Yaparlar. Yani hukuka baktığında akla zarar ama siyaseten böyle bir yol, böyle bir yöntem düşünmüş olabilirler. Yani şeyi söylemeye bile gerek yok. İşte Ömer Fer Faruk Gergerlioğlu olayını veya ne bileyim Enis Berberoğlu olayını anlatmaya bile gerek yok. O konu da Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdiğinde zaten yerel mahkemeler buna direnmemişti. Ya da Yargıtay e, böyle Anayasa Mahkemesi'ni adeta terör odağı falan gibi gösteren e, militanca açıklamalar falan yapmamıştı. O isimler ilk mahkeme kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin ilk ihlal kararlarıyla falan hürriyetlerine kavuştular veya vekilliklerini tekrar elde ettiler. Dolayısıyla o konularla bu konular benzeşmiyor. İki, e, siyasetten böyle bir şey düşünebilirler mi? Düşünebilirler. Ama böyle bir topa, Can Atalay cephesi veya partiler girer mi? Böyle bir anlaşmaya girer mi? O da ayrı bir konu. Vekillik düşürüldükten sonra oyun devam eder mi? Ya da bu bir kandırmaca mıdır? Siyaset. Biz de bunları konuşuyoruz, tahlil etmeye çalışıyoruz. Fakat ihlallerin İçerideki dramların haddi hesabı yok. Yani her gün 10 tane örnek getirsem e, ve her gün yayın yapsam yetişemem. Yüzlerce, binlerce. İki gün arayla iki defa hastaneye kaldırılmış Van T tipi cezaevinde 76 yaşındaki Hanife Arslan. Cezaevinde yaşaması imkansız deniyor. Koa, mide sorunu, yüksek tansiyon bir sürü problemi var. Zaten bir yere tutunamadan ayakta da duramıyor. Dikkat ettiğiniz gibi fotoğrafta. Fakat muayenesi yapılıp cezaevine gönderiliyor. Kaç isim var böyle, kaç örnek var. Bir de göç gerçeği Sevinç Özarslan paylaşmış yürek parçalayıcı bir dram. Afrinli bir aile. Suriye'nin kuzeyinden işte belki de Türkiye üzerinden Ege Denizi yoluyla işte Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Mele ailesi. Türkiye Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışırken Anne, baba, çocuk üçü birden Ege'de gidip gidiyorlar. Muazzam bir dram. Ne ilk ne son. Oksijen gazetesi haftalık bir gazete. O da bugün e, manşetinden Türk göçmenlerin yeni katı, e, kaçış rotası Dunkirk başlığıyla çıkmış. İngiltere'ye giden Türk sığınmacıların sayısı bir yılda %171'lik artışla 3060'a yükseldi. Kaçakçıların rehberliğinde... 3.600 kilometrelik zorlu yolculuk yapan göçmenler İngiltere'ye geçişi Fransa'nın Dunkirk kıyılarından bindikleri botlarla tamamlıyorlar. İşte burada da e, kaçış rotası verilmiş filan. Dunkirk şu açıdan da önemli. Dunkirk İkinci Dünya Savaşı'nın mühim kırılma noktası. İngiliz askerleri Dunkirk'te özellikle Alman askerleri, Alman ordusu tarafından sıkıştırılıyorlar ve orada imha olmakla karşı karşıyayken Amerika ve İngiltere'nin yürüttüğü bir operasyon ve gönüllü pek çok teknenin, tekneciğin neyse botun yardımıyla oradan tahliye ediliyorlar İngiltere'ye ve bunun filmi de çekildi. Seyredin. Bir şeyler öğrenirsiniz. E, oh yani. Şimdi başka bir olay olmuş durumda. Yani 80 yıl sonra yaklaşık Dunkirk başka bir konuyla gündemde. Bir artık kaçış rotası. Savaş Programı e, ...paylaşmış. Neden göçüyor bu insanlar? Geçen yıl Almanya'ya il, iltica eden... ...351.915 kişiden... ...62.624'ü Türkiye vatandaşı. İngiltere'yi de biraz evvel zaten ekrana getirmiştim. Bu Savaş Program'ın yazısı... ...programın yazısı... E, ...yeni arayışta çıkmış. Türkiye'den yurt dışına göç ve gerçekler. Bunu da okuyun. Gerçekten... İşin e, önünü arkasını çok güzel toparlamış yazmış. Almanya'ya iltica eden 351 bin kişinin 62 bini Türk. Neden göçüyor bu insanlar soru bu. Ve işte sağda gördüğünüz gibi derme çatma botlarla koca manş denizini geçen Türk sayısı 3060. %162 yani oradan geçiyor insanlar. Özellikle depremden sonra bu arttı 6 Şubat depremlerinden sonra arttı. Dönelim Yemen'e. Amerika ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerini vurdu. Ee, gece yarısından sonra hemen sonra bir son dakika flash gelişme olarak bu e, televizyonlarda duyuruldu. Bizim de böyle haberimiz oldu ama Türkiye'nin haber alması için sabah olması gerekti. Ee, Amerika öncülüğünde İngiltere'de e, doğal müttefiki olarak İngiliz jet, jetleri de buna destek verdiler. Ve İngiliz jetlerinin e, Güney Kıbrıs'tan kalktığı ifade ediliyor. Oradaki İngiliz üstlerinden ee, Yemen'deki Husi. Hedeflerini vurdular. Ee, özetle Amerika ve İngiltere kuvvetleri ...Kızıldeniz'de Deniz'de iki aydır devam eden ...Husi saldırılarını gerekçe göstererek denizden ve karadan, e, denizden ve havadan, e, denizaltılar falan da girmiş e, harekata Yemen'deki Husi, Husi hedeflerini e, vuruyorlar. Yemen başkenti veya belli bir takım şehirlerde var bunun içerisinde. saldırılar sadece saldırılara sadece Amerika ve İngiliz kuvvetleri değil, Avustralya, Kanada, Bahreyn, Hollanda gibi ülkelerde operasyonel olmayan destek e, vermişler. E, Yemen'in başkenti Sana, liman kenti Hudeyda, e, Dhamar, e, kuzeybatıda Husilerin kalesi e, kabul edilen Saada e, kentleri de vurulmuş. Husili yetkililer Amerika ve İngiltere'nin büyük bedel ödeyeceğini e, söylediler, açıklamalar yaptılar. Şu ana kadar Husi isyancılarından saldırılara herhangi bir misilleme gelmedi ama ne olacağı belirsiz bundan sonra. Kasım ayından bu tarafa Husiler Hamas'a destek amacıyla İsrail'e destek götüren ticari gemilere e, Kızıldeniz ve Aden Körfezi, Körfezi civarında saldırıyor. İşte e, harita bu. E, biraz daha yaklaştırayım görün ki zaten ticaret haritası değişti. Artık e, Kızıldeniz değil gemiler güvenlik gerekçesiyle Afrika'nın güneyinden dolaşarak eski yolu kullanarak e, gitmeye çalışıyorlar. Tabii bu hem zaman hem de maliyet demek ve fiyatların artması demek. İngiltere Başbakanı da zaten bu ticareti olumsuz etkiliyor. Her şeyin fiyatı arttı ve gecikmeler yaşanmaya tedarik krizi baş gösterdi. Ondan dolayı bizi bu işe girdik dedi. Savunurken kendini İngiliz halkına karşı. Dolayısıyla e, İsrail'e destek götüren e, ticari gemiler Kızıldeniz-Aden körfesi civarında Husilerin e, saldırılarına uğruyor. Ancak bu saldırılarda İsrail'le bağlantılı olmayan gemiler de yer yer hedef alıyor. Dolayısıyla bir de işin böyle bir yanı var. E vekalet savaşı yürüyor Yemen'de uzun yıllardır. Oraya girersek çıkamayız. Husiler Şii, İran destekli. İran'ın lojistik desteğiyle bu işi yapıyorlar. Gene Yemen'de farklı gruplar işte Suud destekli farklı desteklerle orada bir vekalet savaşı yürüyor. Vekalet savaşı şu. Devletler kendileri bizzat savaşa girmeseler de ...desteklediği örgütler veya destekledikleri devletler veya destekledikleri örgütler üzerinden bu işi götürebiliyorlar. O örgütlerde başka ülkelere göre terörist örgüt oluyor falan. İşler böyle e, sarpa sarmış durumda. Orta Doğu'da özellikle. Ama 2024 iyi başlamadı. Gerçekten iyi başlamadı. Kötü başladı. Bu artık bölgesel savaşın düşük yoğunluklu olarak devam ettiğini gösteriyor. Yani Amerikan ve İngiliz güçleri hedef gözeterek atış yaptılar. Ve e, bu bir savaş değilse bile en azından düşük yoğunluklu bir savaştır. Bir de işin böyle bir yönü var. E, İsrail'e... Giden gemiler hedefleniyor. Husiler kutlu bir dava için bunu yaptıklarını söylüyorlar, iddia ediyorlar ve İsrail'in tedarik zincirini kırmayı ve en azından işte savaşı bu şekilde etkilemeyi amaçladıklarını söylüyorlar. Bu yönüyle Türkiye de Husilere destek verdi ve İngiltere'den açıklama istedi. İngiltere'de bir açıklama gönderdi falan ayrı bir hikaye. İşin bir de böyle bir yanı var. Ama dün mühim bir olay oldu. Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde soykırım suçlamasıyla uluslararası adalet divanında açtığı davanın ilk duruşması yapıldı. Burada Güney Afrika ve Güney Afrikalı avukat resimde görülen İsrail'in askeri operasyonlarla Gazze'deki nüfusun yok edilmesini hedeflediğini söyledi. Dolayısıyla bir ara karar da bekleniyor burada. Yani bir ateşkes kararı da bekleniyor. Bir ön karar olarak ana karardan önce Ölümler dursun, savaş dursun, silahlar sussun diye. O, o nereye gider bilmiyorum. Lahey'de e, dava görülüyor. Fakat Lahey Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davanın oturumunda Güney Afrika'lı avukatın izlettiği video damgasını vurdu. Bu videoda Netanyahu'nun eski ahitte Tanrıların, Tanrı'nın İsrail'lilere hepsini yok edin. Çocukları, bebekleri esirgemeyin. Amelek'in soyunu kurutun. Olaylara karışmamız sivil yoktur. Şarkılarında askerler... E, söylüyorlarmış. Neyse tamamen hani bir ilahi buyrukla, bir dini temele dayanan kendi kitaplarına falan dayanan bir dini emirle falan bu işi yaptıkları ve tam anlamıyla bunun adının soykırım olduğu tezini gösterdiği video ile ve savunduğu tezle anlattı. E, helal olsun Güney Afrika'ya. Yani Güney Afrika bir Müslüman cumhuriyet falan değil. E, ama e, pek çok Müslüman e, ülke e, kulağın üstüne yatarken. İsrail'le ticareti kesmezken kesmeyi bile düşünmezken diplomatik ilişkiyi de kesmeyi bile düşünmezken Türkiye dahil gemiler gidip gelirken Güney Afrika'dan böyle bir çağrı böyle bir talep ve onun gündeme getirdiği böyle bir konu gerçekten tebriki hak ediyor. Ve umarız bu sürecin sonunda en azından barış sağlanmasa da ki zor iki devletli çözüm de zor çok olanaklı değil ama silahlar sussa sivil ölümleri dursa özellikle kadın ve çocuk ölümleri dursa. 2024 iyi başlamadı, iyi de gidecek gibi görünmüyor. 2 milyar insan sandık başına gidecek bu sene ve doğudan batıya hemen her yerde seçim var. Ve bu seçimlerin ardından birileri mutlu olacak, birileri olmayacak ve mutlu olanlarla mutlu olmayanlar arasında ciddi çatışma riski var. Dolayısıyla çok kahin olmaya gerek yok. 2025 ve 2026 açısından da son derece kritik bir evrede olduğumuzu, kritik günlerin arifesinde olduğumuzu belirtelim. İyi hafta sonları pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.